Türkiye ikincisi çıkarttık bu yılda. Tabii ki 3 branşta katıldık. 3 branşta da 9 tane il birincimiz oldu. Malum şampiyonalarda yarı finallere kadar çıktı sporcularımız. Yarı finalden sonra şey yaptı. Bu da antrenmanların bu pandemiden dolayı çocuklar eksikliğinden dolayı oluyor. Biz pandemiden önceki sezonda 2019 yılında ciddi manada ülkemize 4 tane milli sporcu kazandırdık kulüp olaraktan. Türkiye genelinde de ilimize 70'in üzerinde madalya getirdik. Kulüp olaraktan 2019'dan sonra pandemide bir başladılar, bir bıraktılar çocuklar, bir başladı, bir bıraktı yeni ekipler. Bir de o yılda mesela tam sporcular, örneğin genç sporculuğumuz son senesi, zaten gençlerde ilk senesinde, ikinci senesinde derece yapamıyorlar bunlar yaşlarından dolayı. Son senesinde derece yapacağı zaman pandemiden dolayı katılamadılar. Ondan sonra o sporcularımız boşlukta büyüklere geçti. Büyüklerden dolayı da tecrübesiz oluyor büyüklere karşı. Kendisi 18 yaşında, 19 yaşında, rakipleri 25-26 yaşında. Avrupa, Dünya, Olimpiyat derecesi yarışmış sporcularla yarışıyorlar. Malum yeniliyorlar. Yeniden yetiştirdiğimiz çocuklar da kadro oturmuyor. Elimizdekilerle şu an yeniden tekrar yapıyoruz. Eski günlere dönüyoruz. Aynen, aynen. O boşluk kapanıyor herhalde. Evet, kapanıyor artık. Sürekli antrenmanlarımız her gün artık. Öyle bir sıkıntımız yok. Spor Bakanlığımız da gayet bütün antrenman salonlarını malzeme desteğiyle dolduruyor. Bu şeylerde kulüplere de yardımcı oluyorlar ciddi bir anlamda. Şampiyonalarda da gittiğimiz yerlerde de rahat yapıyoruz. Onlar da, bakanlık da bu şeyin dolu, sadece kulüplerin şeyiyle değil de bakanlığın desteğiyle ortalık dolmuş oluyor. Eksikliği onlar da görüyorlar. Zaten ülke bazında başarılı olmamız için kulüplere destek veriyorlar ciddi manada. Destekten memnunuz. Destekten memnunuz. Bakanlığın verdiği destekten gayet memnunuz. Biz velilerimiz de bu işe ciddi baktığı sürece derece oluyor. Yoksa çocuğu desteklemediği sürece velide bitiyor her şey. Şimdi bir maç oluyor. Bizim şimdi kulüp olarak en azından başımıza şöyle sıkıntılar oluyor. Sıkıntı demeyelim de yani. Şimdi bir yerde maç var, tekmando maçı var. Bir yerde de aynı başka bir ilde de kickboks maçı var. Başka bir ilde de wushu var. Çakışıyor maçlar. Şimdi veli diyor ki ilde birinci olmuş sporcu. Zaten ilde katılan 27-28 kulüp bir anda katılıyoruz. Biz bu ilimizde 27 kulüp var bu işi yapan. Büyükşehir dahil. Veli diyor ki hocam sen diyor örneğin Antalya'daki maça gideceksin mi? Ya ben gideceğim ya da gitmeyeceğim. İl takımıyla gidecek. Bu çocuk birinci oldu. Yani gidecek il takımına, Vali Bey'den olur almışız. Gidecek. Sen gitmesen ben çocuğu yollamıyorum. Çocuk gitmek istemiyor. Ben hangisinin peşine gideyim? Yani ben... Sizinle birlikte gideceğim. He, biz de evet yani biz de birini tercih ediyoruz. Ya Ankara'daki maça gidiyoruz ya Konya'dakına gidiyoruz. Aynı tarihe çakıştığı için Antalya'dan gidemediğimiz zaman oraya sporcu yollayamıyoruz. Bu birincilerimizin içinden şu an Türkiye Şampiyonası'na 4'ünün üzerinde sporcu gidemedi. Ben gitmediğim için. Evet, yani işte bazı veliler işte böyle çocuğuna çok düşkün oluyor, yollamıyor tek. Absolut takımdan gidecek. Bu bireysel yani bir spor. Çocuk küçük olduğu için böyle. Yani evet. Ya il dışına çıkmamış, yapamaz, gidemez. Gidemese yani bunların aşılması lazım. Yani aynen. Tamam içerisinde. Aynen öyle sayın kaymakamım. Olur yani. Küçük çocuklar daha çok böyle davranıyor. Evet, aynen. Küçüklerde oluyor zaten. Büyüklerde zaten hiç sorunsuz. Büyükler takım olarak gidiyorlar, geliyorlar. Bizi aratmıyorlar zaten. Kaç tane öğrenciniz var? Efendim benim kulüp olaraktan aktif sporcum 750 tane. 16 branşta yapıyoruz biz kulüpler. Tabii ki sadece Ünye'deki salonum değil bu sayı. Benim şubelerim var. Tekkiraz'da, Çaybaşı'nda, İkizce'de. Buralarda Ünye bağlı. Orada halk eğitim bünyesinde yapıyoruz. Antrenörlerimizin ve sigortasını ve aidatlarını halk eğitim veriyor. O ilçelerdeki kaymakamımız. Halk eğitim üzerinden değil mi? Halk eğitim üzerinden oradaki. Halk eğitimle ortaklaşa işbirliğinden yapıyoruz.